Selamlar sevgili yengeç, hoş geldiniz. Bilinçokur Haftalık Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Hep beraberiz. Evet Demet, anlat bakalım. Benim bugün çenem çok düşük, ağır lafına falan gidiyorum. Özür dilerim. Anlat, çok ilginç bir döneme giriyor. Değil evet, mi yengeç? Evet, sevgili yengeçler, sizin için de önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Yeni ay haftasındayız. Terazi Burcu'nda yeni ay doğacak 5 Ekim'de. Yeni ay öncesinde haftanın genel seyrine baktığımızda hafta başında 2 Ekim'de Merkür ve Neptün'ün üçgen bir açısı var. Su grubu arasında olacak bu, akrep ve balık arasında. Tabii ki siz yengeçleri de olumlu etkileyecek bir durum. Özellikle küçük seyahatler olabilir, duygusal hayatlarıyla ilgili bazı güzel haberler gelebilir, romantizm artabilir. Bunun yanı sıra sanatsal yaratıcılığı da arttırabilecek bir durum. Merkür'le Neptün üçgen açısı, şiir yazabilirler. Şiir yazabilir, kitap alabilir, evet, çok duygusal, güzel, romantik bir film seyredebilir. Evet. Kısa etkileri olan, Merkür açıları biraz kısa etkilidir ama hoş etkiler var. 2 Ekim'de Güneş ve Plüton'un kare etkisi var. Şimdi bu ufak güzel etkinin yanı sıra bir de ağır etkiler var. 2 Ekim'deki Güneş-Plüton karesi tabii ki yengeçler için de, öncü grup olan yengeçler için de zorlayıcı bir durum. Kızım, bak burada küçük bir detay anlatayım. Sevgili kabuklu varlık, sevgili yengeç. Biliyorsun yaş ilerledikçe kabuk kalınlaşıyor, kabuk kalınladıkça kafanın yarılması daha zorlanıyor. Şimdi bu 2 Ekim öyle bir gün ki Güneş ile kare Plüton terazi oğlak kasbı üzerinde çalıştığı zaman, teraziyi düşündüğümüzde yengeçte ev yaşamıyla alakalı, ailesi, ev yaşama, birlikte çalıştığı insanlarla ilgili gerginlikler olabiliyor. Mesela öyle bir şey ki çöp kamyonu çarptıktan sonra kafası gözü yarılmış bir terazi burcuna veya bir yengeç burcuna akşamleyin romantik bir film seyrederek kendisini dinlendirmesi, romantik ve keyifli bir hastanede neşeli bir tedavi görmesi gibi bir açı bu 2 Ekim. Evet. Çünkü Güneş kare Plüton'un üzerine Merkür üçgenle geldiğinde kafayı yarar, sabahleyin akşamleyin de bir diker. Mutlu işte romantik film seyreder, sıcak sütü içer, eşi çorba verir, güzel bir hemşire verir filan şeklinde etkiler var. Kafayı yarıyor yani, değil mi? Şimdi etkiye baktığımızda işin esprisi, iş ve kariyerde, aile ortamında bazı güç savaşları, çatışmalar olabilir. Aileyle ilgili ilişkilere dikkat. 3 Ekim'de aynı, Güneş karşı tutanıyor. O da aynı, evet. O da kariyeri etkiler. Evet, bir taraf aile, bir taraf kariyer. Var gökyüzünde. 5 Ekim, yengeç. Evet, 5 Ekim terazi burcunda yeni ay. Yani onu da aylık burç yorumlarında bence görün derim. Günlük burç yorumlarında 2 ve 3'e dikkat ettiğiniz takdirde hayatınıza daha fazlasıyla önlem alabilirsiniz. Ne dersin Demet? Evet, terazi yeni ayı tabii yengeçler için yaşadıkları yerle ilgili bir değişim olabilir. Bir ev alımı, satımı, taşınma olabilir veya ebeveynler, anne, baba, aileyle ilgili bazı önemli, biraz zorlayıcı olabilecek durumlar. Ama Plüto Uranüs de var, aile içinde bir kavga yüzünden evi terk de edebilir. Evet. Bunu unutma. Sevgiyle kal. Hoşça kalın. Günlük yorumları dinle. Bye.